Beşiktaş favori gibi görünüyor. Daha iyi oynayan takım gibi görünüyor. Ama bazı da gerçekler var. Fenerbahçe deplasmanlarda 35 puan toplamış. 42 puanın 35'ini almış. Müthiş. İstatistiklere bakarsan evet. Ortalık karışık. Evet. Şimdi Beşiktaş enteresan bir şekilde rakibe baskı yapıyor ama oyuncular hareketli oynuyor ve bu baskı sonrası dönen topları da çok iyi alıyorlar. Çok fazla kontratağa da izin vermiyorlar. Değişik bir sistem var. Güzel bir sistem var. Fizik gücü iyi Beşiktaş'ın. İyi kullanıyor. Fenerbahçe'de deplasmanda topu ayağında daha çok tutuyor. Rakibine üstünlük sağlıyor ve daha çok pozisyon, daha rahat pozisyona giriyor iç sahaya göre. Yani kapanan takımlara çok zorlanan Fenerbahçe birazcık açılan takımlara karşı çok etkili bir futbol oynayabiliyor. Sen bu maçla ilgili değerlendirmen ne abi? Psikolojik faktörleri bir tarafa bırakarak sadece tekniksel anlamda. Evet, ben önce sana Beşiktaş'ın oyunu kendi dilimle anlatayım kendime. Beşiktaş, bu tanımlamayı sık sık yapıyorum ki bana göre Beşiktaş oyununu iyi tanımlayan cümlelerime bir. Beşiktaş orta şiddette prese dayalı bir oyun oynuyor. Evet. 90 dakikayı yayıyor. Yani adamı 10 dakikada boğmuyor ama 90 dakika belli oranda topu bazen 4 saniyede geri alıyor. Bazen 5 ama 8 saniyeye bırakmıyor. Yani 3 saniyede de geri almıyor ama doğru. Orta şiddette prese dayalı bir oyunu var bir. Beşiktaş yıldız kaynaklı skor üretmiyor. Gollerin yarısını Abubakar Larin atmış. Kalan yarısını 20 değişik oyuncu atmış. Evet. Yani Beşiktaş'ın forvet özellikli oyuncular dışında skor üreten bir yapısı da var. Evet. Bu çok önemli bir şey. Dördüncüsü Beşiktaş akan oyunda atmış gollerin çok büyük bölümünü, 40'a yakın golü akan oyunda atmış. Bu şartlara baktığında bu standardı koruması bile Beşiktaş'ın aşağı yukarı her takımı bu ligde yenmesi için yeterli. Bunu koruması. Fenerbahçe'nin durumu farklı. Fenerbahçe yıldız odaklı takım. Fenerbahçe'yi burada seninle şimdi konuşup hani kazanır dersek hep şarta bağlarız. Deriz ki Pelkas ortada oynarsa. İşte İrfan Can daha iyi bir gününde olursa falan diye bağlarız. Ama ben bütün bunları kafamda bu maçı ben bir haftadır hep oynuyorum. Erol Hoca'nın soyunma odası konuşmasını düşünüyorum. Sergen Hoca'nın düşünüyorum. Ali Koç'un futbolcuları da beyler bu sadece hocanın gitmesiyle kurtulamazsınız. Hani bu iş başkalarına sıkıntı olur dediğini, Beşiktaş takımının kendi aralarında ya biz bu maçı geçersek hakikaten önümüz çok açılır dediğini düşünüyorum. Hepsini kafamda vurguladığımda bir, Erol Hoca ne kadar cesur olacak sorusu çok önemli. Evet. Bir. Çünkü hani bir laf vardır, çok severim aslında maça da çok uygun. Kartalı kafese koymak istiyorsan pençe yemeği göze alacaksın. Evet, kesinlikle. Erol Hoca pençe yemeği hiç göze almıyor. Sadece evet. Kartal değil. Erol Hoca hep böyle. Yani 1-0 ya bu böyle bitsin diye bekliyor o ana kadar. Böyle evet. Sinmiş bekliyor. Demiyor ki şunu yapayım. Demiyor ki bunu yapayım. Ancak 1-1 olursa bir şey yapmaya kalkıyor. Evet. Şimdi eğer Erol'a klasik bir Erol Hoca varsa bir defa ben kenardan umutlu değilim Fenerbahçe adına. Buna karşı Beşiktaş kenarda avantajlı. Kenarda maçı yaşayan, zeki, oyuna anında müdahale eden bir hocası var. Ön tarafında en önden, golcülerden bahsediyorum. Fenerbahçe'den daha iyi Beşiktaş var. Yani Valencia, Thiam, kimi sayarsan say. Arka tarafta Fenerbahçe. Şurada iyi. Pelkas, İrfan Can, Mert Hakan. Orada Beşiktaş'ın bir 10 numara eksiği var. Orada sen kimi kullanırsan kullan. Fenerbahçe'nin orta sahası daha yetenekli. Evet. Gustavo'yla şey koyacağım. Ama Beşiktaş'ta da Josep ve Atiba, ben onları Beşiktaş'ın akciğerleri diyorum. Onlar da hani ikinci baharlarında futbolun özellikle evet. Atiba son baharında o kadar iyi oynuyorlar ki. Atiba 38 yaşında ya. İnanılmaz bir şey yani. Evet. Bu sevgili arkadaşlar bir adam 38 yaşında nasıl bu futbol oynuyor? Ben geçen yani normalde bir torun sevmesi lazım. Torun sevmesi lazım gelen adam şu anda Beşiktaş'ın belki de en iyi adamı. Yani bu çok değişik bir şey. Çok da karakter ama çok sağlam bir karakter. Hayır karakterin de şey yapar. Bu nasıl bir fizik gücüdür kardeşim yani. Tabii. Şimdi ve bu adam kronik hasta biliyorsun. Kronik hasta yani. Enteresan bir durum. Ben çok saygı duyuyorum Atiba'ya. Ben de çok. Ben Beşiktaş'a diyorum ki bak Fenerbahçe Alex'in heykelini dikti. Fenerbahçe'ye ne Alex'ler geldi ama Alex'in heykelini dikti. Niye? Evet. En istikrarlı soydu bir. Evet. Bir tane Beşiktaşlı duyamazsın ki Alex'ten rahatsız olsun. Bir tane Galatasaraylı duyamazsın ki Alex'ten rahatsız olsun. Trabzonlu duyamazsın. Yani Fenerbahçe'den nefret ediyorum diyen adam bile Alex'e bir laf demez.
Öyle bir. Atiba birebir aynısıdır. Evet, evet. Muslera bana göre birebir aynısıdır. Tabii. Fenerbahçe'yi de sever, Beşiktaş'ı da sever, Galatasaray'ı da sever. Aynen. Saygı duyar herkes. Saygı duyar. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın Muslera'nın heykelini dikerim Florya'ya. Atiba'nın heykelini dikerim Vodafone'un oraya. Hiç bunları yapmamız da lazım. Bir de bu adamlar hiçbir zaman rakiple uğraşmaz. Futbollarını oynarlar. Tabii. Yani sadece işlerini yapan. Evet. Alex de öyleydi yani. Hep saygının en büyük nedeni de şeydir yani. Hatta ben bu heykelleri öyle Kadıköy Meydanı falan, ben bu heykelleri altyapının girişine dikerim. Doğru. Girerken öyle adam görürsün. Bu adam kim? Bu oğlum Atiba 38'e kadar. Bu Alex. Şu kadar gol, bu kadar asist, bu kadar şey yaptı. Hiç mazeret üretmedi. Alex'in hiç böyle pasalamada olmadı mı? Hiç mazeret yok. Akıllı oynadı. Bana göre gelmiş gelmiş en başarılı yabancı oyuncu. Evet. Şunu tartışıyor. Alex mi acı mı? Bambaşka bir tartışma. Kaliteyi yani tartışmıyoruz. Evet. Fayda da Alex'in yanına kimse yaklaşamaz. Evet. Fayda uzun süre demektir. 8. Evet. Dolayısıyla Atiba, Alex, acıyı da katıyorum. Şey nedir o? Muslera. Bunlar evet. Çok özel oyuncular. Çok saygıyı hak eden oyuncular. Ben iyi ki de Türkiye'ye gelmişler diyorum. Bir soru soracağım sana Turgay abi. Şimdi herkes diyor ki Fenerbahçe Galatasaray derbisi en büyük derbi. Yok Beşiktaş derbileri derbi değildir. Ama benim farklı bir iddiam var. Ben diyorum ki Fenerbahçe Beşiktaş derbileri belki de Avrupa'nın en zevkli derbileri. İnanılmaz keyifli maçlar oluyor. Ya son 10 yıldaki bütün Fenerbahçe Beşiktaş derbilerine bakalım. Son 20 yıla bak, kötü bir tane maç göremezsin. Kötü bir tane maç göremezsin. Ve çok şiddetli bir gerilim de göremezsin. Evet. Hem gerilim daha düşük. Mansur'un gol attı kupa maçı dışında. Evet. Kısır gollü yoktur. Gerilim de yoktur. Çok korakor oynanır. Evet. Kartı da olur ama doğal karttır yani. Evet. Adam oyun kartı yapmış. Oyun kartıdır. Yani o gerilim futbolun içinde gibi gerilim. Futbolun içinde gerilim ve çok keyifli olur maçlar. İkincisi ben hakikaten samimi söylüyorum. Bizim zamanımızda şimdi insanlar benim adımı Turgay Şeren'den koymuş. Öyle babam mi? Tabii. Rahmetli abim Galatasaraylı, babam Galatasaraylı, annem Galatasaraylı. Ben tam klasik Beşiktaşlı gibi. Abim yalnız kalıyor, isyan edip Beşiktaşlı olmuşum. Öyle büyük mi? Abim yalnız kalıyor. Şundan söylüyorum bunu. Ya ben Beşiktaş Fener rekabetiyle büyüdüm. Evet. Ben pek Galatasaray rekabeti görmedim. Samimi evet. Söylüyorum. Yok, yoktu ki Galatasaray'da. Yoktu, bir de biz Galatasaray bizim kardeşimiz diye konuşurduk hep. He, öyle mi? Tribünlerde beraberdik. Evet. Onlar çünkü azlardı hep. Böyle tribünlerde beraber. Hakikaten Galatasaray maça gitmezlerdi. Yanlış evet. Anlıyorum. Ben böyle deyince ama ben beraberdik tribünlerde yani. Evet. Biz aynı statta mesela Beşiktaş, Ordu Spor, Galatasaray Adana maçını ben saat 2'de 1'i 4'te 1'i izledim. Evet. Tek bilet giriyorsun. Arka arkaya iki maç izliyorsun. Beşiktaş yenilirse küme düşüyor. Zonguldak maçımız var. Ertesi gün Galatasaray Rize'ye yenilirse diğer maçların sonucuna göre küme düşüyor. 80 yıl olması lazım. Evet. Biz tribünde Galatasaray'ın amigosu Orhan, Beşiktaş'ın amigosu Pehlivan, iki takım taraftarı. Bugün Beşiktaş destek ediyor, yarın Galatasaray destek ediyor. Böyleydi. Hı. O rekabeti ben yaşamadım, öyle söyleyeyim. Evet. Yani tribündeyken, gazeteciyken yaşadım. Ben tribündeyken Galatasaray'ı böyle yani rekabet olarak görmedim. Hep böyle Fenerbahçe. Tabii. Ben öyle yaşadım. Kapalı tribünü kim alacak? Kim alacak? Tabii. Kavgalar, dövüşler. Beşiktaş'ın bütün maçları Fenerbahçe üzerinedir. Bütün oradaki arkadaşlar rekabet bugün bile Beşiktaş'la Fenerbahçe taraftarının arasındaki rekabet hala sürer. Tabii. Çünkü o bir kültürdür. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasındaki o çatışmalar, rekabet. Bu düşmanlık değildir ha, yanlış anlamayın. Bu bir rekabettir, değil mi abi? Aynen, düşmanlık olarak görmüyorum. Aynen. Ya çoğu da tribün arkadaşıdır, onu da söyleyeyim. Bunlar dışarıda yani beraber arkadaşlar yani çoğu. Dışarıda birlikte olup yani Beşiktaş'ın o tribündeki çocukların çoğu Fenerbahçe'de arkadaşlar. Mesela Allah rahmet eylesin. Bana göre tribüne en çok yakışan iki adam vardı bana göre. Hepsi yanlış anlamazlar da ama bir Alparslan'ı çok yakıştırdım. Ultra Aslan, Alparslan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir de şey geçen de vefat etti efendim Adnan'ı. Ha, Adnan abi. Adnan Türk filmlerinde güzel müthiş adamlar gibiydi yani. Tabii. Bizim tribünlerde. Ben çok onun çok resmini koydum. Arkasında kıyamet kopuyor ama o dönüp bakmıyor diye. fotoğraf altı yazdım. Adnan çok güzel bir adamdı. Yani tribündeki güzel adamlardan biriydi yani. Bir de Adnan abi şimdi. Allah rahmet eylesin. Adnan abi, Allah rahmet eylesin. Benim de dostumdu. Çok müthiş bir Fenerbahçeliydi bir defa. Yani böyle tabii. Böyle rantçı mançı diyorlar ya Türk. Kesinlikle alakası yok. Fenerbahçe'ye bir şeyler vermek isteyen ama ben onun tribünlerinde, onun amigoluk yaptığı tribünlerde çok oldum. Adnan abi o kadar zeki ve esprili yapardı ki işte atıyorum Trabzon maçı var, şöyle bir tezahürat atıyorum işte. Bir reklam vardı, önce güneş havası, sonra bol gıda gelir. İşte akşama babacım unutma hamsi getir. Falan, unutma hamsi getir. İşte sonra Beşiktaşlılar
şey Trabzonlular şeylerdi. Ham siz dediniz bize. Nasıl geçirdik sizi? Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon fark etmiyor o dönemde ama Trabzon canımızı okuyor. Tabii. Trabzon maçına gitmeye korkuyorum. Tabii, yani öyle düşün. Şey Trabzon maçına giderken beraberliğe dünden razısın. En güzel neydi? Tabut gezdirirlerdi. Tabii. Meşhur. Fener öldü. Allah rahmet eylesin. Evet. Ya da Trabzon öldü. Allah rahmet eylesin. Ya da Beşiktaş öldü. Onunla ilgili bir an anlatayım sana. Tabii. 3 Temmuz'da sevgili arkadaşlar, 3 Temmuz'da Ali Koç'la şeyde Çağlayan Adliyesi'nde karşılaştık. Ve Çağlayan Adliyesi'nde kafeteryada oturuyoruz böyle. İkimiziz. Ben de bilgisayarım önümde. İşte haber maber yazıyorum. Ali Bey de yanımda oturuyor. Muhabbet ediyoruz yani bir yandan. Ya dedi, ben dedi bir anımı hatırladım dedim. O gün dedi çok ağlamıştım dedim. Babamın arabasıyla gidiyordum. Arka koltuktaydım dedi. Daha küçükmüş yani. 4-5 yaşında, 6 yaşında. Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı dedi. Senede 71 falan yani. Ya 71 72. Söylesin Beşiktaş maçı 1-0 kazanıyor. Çağban'ın attı gol mü acaba? Muhtemelen. Son dakikada 85'te attı. Muhtemelen. 85'te attı. Beşiktaşlılar Fenerbahçe'yi tabut yapıyorlar. Tabii. Gidiyorlar. Tabii. Şimdi Ali Koç'un içinde bulunduğu, Sayın Ali Koç'un içinde bulunduğu arabada o tabutun arkasında kalıyor. Ali Koç bakıyor hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Çetin diye bir amigosu vardı Fenerbahçe'nin. Gözlüklü yaşlı bir Çetin. Evet. Taksim tarafında kaledeydiler, ben maçtaydım. Evet. O maçta da ondan önceki içerideki 3 maçta da Kemal Sunal'ın da rahmetli filmi çekilmiştir. Öyle mi? Gol Kralı Şaban filmleri de o maçlarda çekilmiştir. Şimdi bunu anlattım. Nasıl gene gözleri doldu böyle. Tabii, çok tabii. Etkilenmiş yani. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman taraftarlık başka bir şeydi. Tabii. Hakikaten başka. Ama küfür aklımıza gelmezdi ya. Turgay bak şunu söyleyeceğim aslında. Şimdi mesela tabut taşısan millet güler. Bak öyle bir şeymiş ki ben dedim Ali Bey'e bir jest yapayım dedim. O günün gazetesini bulayım dedim. O günün gazetesini buldum Hürriyet'e. Açtım hemen bilgisayar önündeydim. Arşivine girdim. O tabutu manşet yapmışlar abi. Tabii, tabii, Fenerbahçe'nin tabutunu taşıdılar tabii, diye manşet olmuş arkadaşlar. Tabii. Ve Ali Bey bunu gördü böyle gözleri parladı. Nasıl böyle tabii. O gününü hatırladı ve mutlu oldu yani aslında. O şeyi, o hatırası ya bak, oldu. Tribünlerdeki şarkılarda ben hepsini ezbere bilirim. Hem de her tribün, biz Ahmet her maça giderdik. Ben Fenerbahçe'de kardeşimle, biz Adnan'ın önünde ben çok maç izledim. Evet, Fenerbahçe maç izledim. Adnan tabii o zaman bir statta oynanıyordu Turgay abi. Ya bir defa maç istiyorsun kardeşim. Tabii. Başka ne var ki? O zamanın Türkiye'sini düşün, başka ne var ki? Hiçbir şey ne yok. Yapacaksın yani? Hani yabancı maçları da izleyemiyorsun televizyonda. Ya hiçbir şey yok. TRT maç verecekse biz bir ay önceden program yapıyoruz. Tabii. Atıyorum hem de Düsseldorf'un, Fortuna Düsseldorf'un uyduruk bir maçı var. Biz biri geri izleyeceğiz diye. Arkadaşlar diyor bir hafta nerede izleyelim, hangi kahveye gidelim, nerede, her yerde televizyon diyor. Tabii. Dolayısıyla maç bizim hafta sonu tek keyfimiz, serbest giriş kartımız da var. Tabii. Maç Fener'in maçıymış, Galatasaray'ın maçıymış, bilmem ne. Biz yani. Maça gidiyoruz. O keyfi yaşıyordum. En çok uyuz olunan tezahüratlardan biridir. Yani küfür onda da yok. Bir zamanlar kralıydı Mısır'a, şimdi kaldı çorap ile Asır'a, suyunu da kaynatalım, Kanarya'yı oynatalım ya da Kartal'ı oynatalım. İşte böyle tezahüratlar. Ama çok keyifli günlerdi. Yani tabii. Ben tabii 80'li yıllarına yetiştim bunun. Sen 70'li yıllarını tabii, hatırlıyorsun. Tabii, tabii. Daha eskisini hatırlıyorsun. Tabii. Yani 80'li yıllarda ben yarı yarıya dönemle yaşadım çok şükür kendim tabii, için. Tabii tabii. Böyle. Son. Adnan evet. Polat'a borçluyuz bu şu durumu. Evet Adnan Polat. Adnan Polat bak söylüyorum. Ey Adnan Polat Kadıköy'e gitmeye korktun. Aynen böyle. Allah var yukarı. Sen de biliyorsun. Benim taraftarım nasıl olsa gitmiyor. İşte onların da gelmesi engelliyim. Bütün dünya böyle dedin. Bize belki gelecekti bu sistemin de sonra. 20 yıl sonra gelecekti ama sen 20 yıl önce getirdin. Ama bir yıl şey daha o zevki yaşamak isterdim ben yani. Çok büyük bir kültürü yok etti o. Evet. Yani yarı yarıyayken. Şimdi gidiyorduk maçta. Gülmekten ölüyorduk. Turgay abi. Bir Galatasaraylar tezahürat yapıyor ya da Beşiktaşlar yapıyor, bir Fenerler yapıyor. Tabii. Ya kim kimi alt ederse böyle hani atışmaları var ya, aşıkların atışması, atışma gibi böyle. Yani böyle zekice, çok böyle o anda çıkmış ortaya. Ya çok muhteşem. Zekice. Özellikle Beşiktaş-Fener maçlarındakiler muhteşem. Bir de Beşiktaş-Fener maçlarında şu vardı. Sen mesela tezahürat yapıyorsun, öbür taraf ıslık kıyamet yapıyor ki duyulmasın diyor tezahürat evet. diyor. Siyah diyorsun karşı türbe mesela, onu duymasın da cevap veremesin, evet. veremezse madal ettim tabii, diyorsun. Tabii. Ya da ya neleri vardı mesela hazırlıyorsun Fenerbahçe'ye sarı lacivert yapacak dedim karşılıklı. Hı. Sen sarı deyince orada kırmızı diye bağırıyordun evet, falan böyle. Klasik. Yani çok ya şöyle söyleyeyim eskileri için hatırlatıp beni şey götürme. Maça dönersek şöyle söyleyeyim. Ben çok iyi bir maç bekliyorum. Çok güzel kıran kırana. Halil Umut Meder'in de son 3 maçını çok beğendim. Trabzon'un 5 yaşı yendiği maçı çok yönetti. Geçen haftaki maçını çok yönetti. Bu maçı da iyi yönetirse inşallah iyi yönetirse. Vardakiler de hani oraya ile buraya ile uğramazlarsa, uğraşmazlarsa
İki takımın da iyi niyetli oyuncuları var. Ben Erol Hoca'nın da artık bu maçta gerçekleri göreceğini, Beşiktaş'ın zaten oyun belli. Ben gollü. Hakikaten her sonucu açık. Ama kazanana da kaybedene de helal olsun diyeceğimiz bir maç bekliyorum. Belki hayal ettiğim için, yani ümit ettiğim için. Bence hakem de etki etmeyecek maça. Öyle bir ben öyle maç. Düşünüyorum. İnşallah etmesin. Etmez ama Halil zaten iyi bir hakem. İnşallah namuslu bir hakem bence. Ya ben onu hissediyorum. Yani ben de en azından şunu hata yapıyorsa da hani bu maçın üstünde başını oynuyor gibi görüntü vermiyor. İnşallah öyle olur. Hata yapabilir. Vardaki düzelsin. Doğru bir şey yapsın. Vardaki düzelsin. Ben Beşiktaş Fenerbahçe olayına ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe içinde de Beşiktaş içinde de Sergen Hoca saldırmaya hazır bir kitle var. Yönetime saldırmaya hazır bir kitle var. Fenerbahçe'de aynı zaten şekilde öyle. Var. Ali Koç'a saldırmaya hazır bir kitle var. Yani. Dolayısıyla ben genel taraftara, gerçek taraftara sesleniyorum. Bu gazlara gelmeyin. Bu yarış son haftaya kadar devam edecek. Bundan adınız gibi emin olun. Yeter ki kötü futbola tepki gösterin. Oynamıyorsa, korkuyorsa göster. Ama iyi oynayıp yenileni alkışlamayı bilin kim olursa olsun. Ben böyle bir maç bekliyorum. Sevgili arkadaşlar, Turgay abi bize geldi, şeref verdi. Çok mutlu olduk. Yani eski bir gazeteci, doğayan bir gazeteci, medyanın, Babali'nin yokuşlarından gelmiş bir gazeteci. Evet. Sonra plazaları geçmiş yani. O plazalarda büyümüş gazetecilerden değil. Çünkü bu çok büyük farktır. Ya halkın içinden gelmiş bir gazeteci anlamına gelir. O yüzden eminim çok keyif aldınız bu sohbetten. Hafta sonu maçın skoru ne olursa olsun dostluk kazansın. İyi olan kazansın. Türk futbolu kazansın. Türk futbolu kazansın ve hak eden kazansın. Diyorsun. Hak eden kazansın. Yerden göğe kadar. Kim hak ediyorsa o kazansın. Ben şimdiden hak edecek olan her kimse hiç önemli değil. Rengi önemli. Bu takımlar 100 yıldır maç yapıyor. 100 yıldır birbirini yeniyor. Bir defa daha biri yensin fark etmez. Hak edene şimdiden helal olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum iki takıma da. Herkese sevgiler. Lütfen bizi izleyin. İkisi de büyük arkadaşlar. Bak evet. Çok büyük. Arkaya bak. Orada 100 küsür yıl, burada 100 küsür yıl. Bunlar evet. Bizim takımlarımız. Galatasaray'ımız da öyle, Fenerbahçe'miz de öyle, Trabzon'da öyle. Bizimle kavgamız yok. Bizim adalet kavgamız var. Herkeste. Aynı fikir. Herkeste. Umarım adalet her zaman tecelli eder. Sağlanır. Hak eden her zaman kazanır. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Bugün Turgay abi ilk buraya konuk olan, belki ilk rakip taraftarı olan yorumcu. Biz artık yavaş yavaş onları da konuk etmek istiyoruz. Turgay abi de her zaman konuk etmek istiyoruz. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.